Evet kıymetli dostlarım yine oldukça lüzumlu bir konuyu anlatmak üzere karşınızdayım. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin en fazla muzdarip olduğu, en fazla şikayet ettiği ve çözüm bulmak için bana yoğun mesaj attığı konulardan bir tanesi tekrar. Hocam tekrarları hangi sıklıkla yapalım? Tekrar e, ne kadar olmalı? Ne zaman olmalı? E, tekrar yapmazsak sıkıntı olur mu? Ee, çalıştığımız şeyleri unutuyoruz. Buna ilgili neler tavsiye edersiniz? Değerli arkadaşlarım, tekrarsız bir şey olmaz. Neden olmaz? Şimdi beynin çalışma prensibine baktığınız zaman beyin, beyin iki bellekten oluşur. Ön bellek ve derin bellek dediğimiz iki bellekten oluşur. Ee, ön belleğin kapasitesi, yani sizin ilk karşılaştığınız, ilk çalıştığınız, günlük olarak beyninize aldığınız veriler önce ön belleğe gelir. Ön belleğin kapasitesi sadece 7 birimdir. İyi de siz bir günde bir sürü bilgiye maruz kalıyorsunuz. İster istemez gözünüzden, beyninizden giren bir sürü veri e, sizin zihninize akıyor. Dolayısıyla beynin ön bellek kapasitesi çok sınırlı olunca bunu çok tasarruflu kullanmanız lazım. Her yeni giren bilgi eski bilgiyi derin hafızaya atıyor ve en son giren akılda kalıyor. Unutmayınız. Beynin ön bellek kapasitesi sadece 7 ise bir günde sizin beyninize giren veri sayısı kaçtır? Hadi bir tahmin yapın bakalım. Ee, belki 500 belki 1000 belki 10.000 diyeceksiniz ama arkadaşlar bir günde beyine giren veri sayısı 500.000'dir. Evet inanması gibi değil. 500.000 veri giriyor ve siz bunu unutmaktan şikayet ediyorsunuz. Müsaade edin de yani bu olsun. Neticede sıra dışı bir durum yok. Gayet olağan bir durum yaşanıyor. Neden? 500 bin veri sizin ön bellekte depolanmıyor. Sadece son 7'si orada kalıyor. Geriye kalan 499.993 tanesi nereye gidiyor? Derin hafızaya atılıyor. Ve sizin unutma diye tabir ettiğiniz olay da burada yaşanıyor. Aslında bakarsanız mutlak unutma diye bir şey, beyin, bir şey yoktur. Beyin çok mükemmel bir varlıktır arkadaşlar. Çok mükemmel bir organdır. Beyin asla unutmaz. O zaman hocam niye hatırlayamıyoruz? İşte cümle bu, kelime bu hatırlayamama dediğimiz olay vardır. Neden hatırlayamıyoruz? Çünkü bunu kaydederken, hafızaya kaydederken, derin hafızaya atarken etkili bir şekilde kaydetmiyoruz. Hani böyle karma karışık bir dolap düşünün, gardırop ne geliyorsa atıyorsun, ne geliyorsa atıyorsun sonra aradığın şeyi bulamıyorsun. Bilgiler böyle depolanmaz. Birçoğunuz çalışmayı bilmiyor, yöntem bilmiyor, teknik bilmiyor fakat bu yöntem ve tekniksizlikte bir maraton koşusuna çıkıyor. Unutmayın sınav hem bir güç hem bir kondisyon hem de bir arkadaşlar teknik işidir. Dolayısıyla ben size bunun bir iki tekniğini söyleyeceğim. Öncelikle tekrar söylüyorum bakın mutlak unutmak diye bir şey yoktur. Araştırmacılar şöyle şeyler yapıyorlar bazılarını hipnozla bazılarını elektrotlarla insanların yıllar yıllar önce 30 yıl 40 yıl önce çocukluğunda gördüğü bir inşaat ustasının duvar arasındaki harcı ne kadar döktüğünü bile hatırlatabiliyor. Yani beynin o kılcallarına girildiğinde hipnozla veya diğer tekniklerle yıllar önceki olay bile hatırlatılabiliyor. Dolayısıyla mutlak unutma yoktur. Sadece ihtiyaç anında hatırlayamama vardır. O zaman teşhisi ve tespiti doğru yapalım. Peki hocam biz ihtiyaç anında nasıl hatırlayacağız? O bilgiyi ihtiyaç olduğunda soru karşımıza geldiğinde derin hafızadan nasıl çıkaracağız? İşte söylüyorum. Bundan ilgili yapacağınız şeylerden biri hafıza teknikleri. Ben bu işe niye gönül koydum? Niye sadece coğrafiyle yetinmedim? Eğitimin lazımı gayrı müfarıklarından biri olarak görüyorum. Ayrılmaz parçalarından biri olarak görüyorum. Bir öğretmenin modern çağdaş yöntemleri kullanması gerekir ve dersini hafıza tekniklerine adapte etmesi gerekir. Dolayısıyla e derin hafızaya atarken kaydederse, kaydederek atarsan, yani böyle dolaba tıka basa doldurduğun kıyafet gibi değil, teknik bir şekilde dosya dosya, klasör klasör kaydedersen yıllar önceki veriyi bile hatırlarsın ki ben 15 yıl önceki, 20 yıl önceki ki 23 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Öğrencilerimle karşılaşıyorum arkadaşlar, hafıza tekniğiyle yaptığım uygulamalar çatır çatır söylüyorlar. O zaman hafıza teknikleri 1. 2. Her branşta hafıza tekniği yok. Ben coğrafyada hazırladım fakat başka branşlarla ilgili çalışmalarım da var. Onu da müjdesini burada vereyim. Neticede hafıza teknikleri uzmanıyım. Bunu birçok branşa uygulayabilirim. Geçtim ikincisi. İkincisi tekrardır arkadaşlar. Bakın hafıza tekniklerinden biridir tekrar. Tekrar neden önemlidir? Sen bir günde 500 bin veriyi attın değerin hafızaya. O bilgileri arada bir çıkarıp ön bellekte onları cilalaman lazım, temizlemen lazım, tozunu alman lazım. İşte tekrar yaparken derin hafızadan tekrar ön belleğe getiriyorsun, tozunu alıyorsun, tekrar atıyorsun. Sen tekrarı hangi sıklıklarla yapacaksın? Günlük, haftalık, aylık ve dönemlik. Günlük yaptığın zaman tekrarı, o günlük tekrarı haftalık tekrarla pekiştirdiğinde, daha sonra aylık tekrarla pekiştirdiğinde bir konuyu 5 defa tekrar etmiş olursun. Bir ayda 4 hafta var aylık tekrar. Bir de günlük tekrar özel 6 6 defa tekrar etmiş olursun. Bir de dönemlik tekrar yapıyorsun 7 defa. Dolayısıyla sen dönemlik derken Şubat ayı sömestr ayında sen bir bilgiyi 7 defa ön belleğe getirip oraya bırakırsan aradığın zaman derin hafızadan rahatlıkla çıkarabilirsin. Neden? Sen ona sile, sile tozunu ala ala ne yaptın? Cilalattın, parlattın. Adeta, adeta derin hafızada o ışıklar saçıyor. Oradan bulman çok kolay olur. O münasebetle bakın olaya teknik yönden yaklaşıyorum. Tekrar aynı zamanda bir hafıza tekniğidir. Sen günlük tekrarı yaptığında o gün 500 bin veri arasındaki o verileri tekrar yapıyorsun? Tekrar tekrar getiriyorsun derin e, ön belleğe. Tozunu alıyorsun, tekrar atıyorsun. Haftalık tekrarda bir kez daha haftalık temizlik yapıyorsun. Aylık tekrarda bir kez daha yapınca son derece mantıklı bir sınava hazırlık süreci yaşamış olursun. Bazılarınız e, şeytanın vesvesesi diyeceğim. Ya zaman kaybetme sen zaten sınava az bir zaman kaldı. Çok fazla konu çalışacaksın. Tekrar bir zaman kaybıdır diye adeta şeytanın sağdan yanaşmış. Hep soldan yanaşır ya sağdan da yanaşıyor böyle. Arkadaşlar böyle bir yanılgıya düşmeyiniz. Tekrar bir kayıp değildir. Tekrar bir kazançtır. Ve şu kadarını söyleyeyim. Tekrarı ne zaman yapacaksın? Konuyu çalıştığın gün yapacaksın. Şayet bir gün sırasını sonrasına bırakırsan o konunun %70'ini unutmuş olarak tekrar etmiş olursun ki bunu asla yapma derim. Bir söz vardır. Demir tavında dövülür diye. Yani, tavında dövülür derken ne demek istiyor? Hani demire şekil vermek için bir e, şeye atıyorlar. Kömürlerin arasına koyuyorlar. Demir böyle kızgın bir hale alıyor. Çekişle vura vura ona istediğin şekli verebilirsin. İşte beyin de bir demir gibi tavını aldırmak istiyorsan akılda bırakmak istiyorsan zamanında yapacaksın. O demir soğuduktan sonra şekil vuramazsın. İstediğin kadar çekiç vur. Son derece somut objelerle anlatıyorum. Ben zaten somut konuşmaya dikkat ederim. Hayali, afaki şeylerden konuşmaktan hiç hoşlanmam. Dolayısıyla konuştuğum şeylerin sizler tarafından uygulanmasını ve uygulayan arkadaşların da yoruma bunu döşemesini isterim. Peki hocam niçin tekrar yapmamız gerektiğini anladık. Neden? Çünkü bilgileri arada bir önbelleğe getirip cilalayacaksın. Unutmamak için onları temizleyeceksin. İhtiyaç anında onları çıkarmak, bulmak o zaman kolay olacak. Peki ne kadar tekrar yapalım ve ne zaman yapalım? Söylüyorum gayet açık bir şekilde. Yatmadan önce veya kalktıktan sonra beynin en duru olduğu anlardır ve tekrar için en müsait anlardır. Yatmadan önce yapılan tekrarların bir kısmını rüyanda bile görebilirsin. Tecrübeyle bizzat sabittir. Ya da kalktıktan sonra tekrarını yap. Hocam günlük tekrara ne kadar zaman ayıralım? Yarım saat, daha fazla değil. Tekrar deyip abartma. Zaten sen bunu tekrar ediyorsun, konuyu çalıştın. Bir günlük tekrara en fazla yarım saat ayırıyorsun. 20 dakika, 15 dakika bile yeter. Anlaşıldı sanırım. Peki hocam tekrarı nereden nasıl yapacağım? Konuyu bütün hepsini tekrar okumayacaksın değerli arkadaşım. Pareto kuralı denen bir şey var. Sen kendin zaten not almıyor musun? Kendin özet çıkarmıyor musun? Ya da kitapta önemli yerlerin altını çizmiyor musun? Oraya bakacaksın. Pareto kuralı beyin eksik olan parçayı kendi tamamlar. Sen merak etme. Bazı kelimeler vardır. O kelimeyi söylediğin zaman kafana bir sürü şey üşür, üşüşür. Pareto kuralını ayrı bir videoda anlatayım. Hasılı tekrar söylüyorum. Kendi notlarından bakacaksın. Özetlerden bakacaksın. Bütün kitabı baştan sona okumayacaksın. Anlaşıldığını umuyorum. Dolayısıyla bir şeyi daha açıklayayım. Başkasının notlarından bence fotokopilerden çalışmayın. Fotokopiler bana son derece sevimsiz geliyor. Başkasının tuttuğu notlar sende etkili olmaz kardeşim. Sen kendini daha iyi tanıyorsun. Senin notlar kendi bilinçaltından devşireceğin kelimelerle tutacağın için sana daha fazla hitap edecektir. Bunu da söylemiş olayım. Peki haftalık tekrarı nasıl yapacağız? Haftalık tekrarı ya pazar ya da pazartesi. Ne kadar zaman ayıracağız? Ben olsam maksimum bir gün ayırırım. Bir günden fazla asla ayrılmaz. Yarım günde yetebilir. 3 saat de yetebilir. Bana 3 saat yetiyor. Anlatabildim ya da yetiyordu. Bir hafta boyunca çalıştığın konuları ne yapıyorsun? Haftalık tekrarını yapıyorsun. Ne kadar zaman ayırıyorsun? Maksimum bir gün. İdeal olan yarım gün. Minimumda 3 saat ayırıyorsun. Yaptın mı tekrarını? Gayet güzel. Aldın, cilaladın. Tekrar derin hafızaya attın. Aylık tekrarı nasıl yapıyorsun? Aylık tekrara en az bir gün ayırıyorsun. Maksimum 3 gün ayırıyorsun. Bir hafta, bir hafta çok uzun arkadaşlar. Aylık tekrar için 3 günün yeteceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bütün konuyu tekrar baştan sona okumuyorsun. Zaten özetlere baktığın için, önemli yerlere baktığın için o konu sana kendini hatırlatacaktır. Dönemlik tekrar ne zaman yapılır? Ben sömestri tatilini tavsiye ediyorum. Yani dönemlik tekrarı yapana kadar geçen zaman dilimi... Yaklaşık hani e, Ağustos'ta başladığınızı varsayarsak 8. ay, 4 ay, 6 ay, 5 ay diyelim. 5 aylık boyunca ders çalışıyorsun. 5 aylık dersin tekrarı için en az 2 haftanı ayır. Bunu zaman kaybı olarak görme. Tekrarı nasıl yapacağız? Bir daha söylüyorum. İster konu özetlerine bak kendi çıkardığın notlara. isterse de soru çözerek yap. Özellikle sayısal ve sözel derslerin tekrarı bu konuda ayrılıyor sayısal derslerin tekrar gidip formülleri tekrar ezberleyecek halin yok. Onunla ilgili soru çözeceksin. Soruyu çözebiliyorsan zaten formülü tekrar oradan bakıp efendim ezberleme için zaman kaybetmene gerek yok. Soru çözü soruyu çözüyor olabilmen zaten formülü hatırlattığını gösteriyor. Dolayısıyla benim YKS öğrencilerim de beni takip ediyorlar. Herkese hitap edecek cümleleri kullanıyorum. E, sayısal dersleri soru çözerek, sözel dersleri hem soru çözerek hem de arkadaşlar kitaptan özet ya da kendi çıkardığınız özet notlardan yapacaksınız. Bu şekildeki tekrar size kendinizi çok iyi hissettirir. Özgüveniniz tavan yapar çünkü bilen insan her zaman güçlüdür arkadaşlar. Peki başka ne önersiniz hocam? Ben kendi yaptığım şeyi önereyim. Üniversite sınavına hazırlanırken ses kaydı yapıyordum. Evet kendi sesimi dinliyordum. Tabii kendi sesim olan hayranlık duygusuyla değil arkadaşlar. Eğer ne kadar bazılarınız bunu ifade etse de teşekkür ediyorum. Ses tonumdan bazılarınız bayağı bir etkileniyormuş. Allah vergisi deyip ben kendime siz demeyene kadar bunun farkında da değildim doğrusu. Ama siz de kendi sesinizi telefona kaydedin. Eskiden bizim dönemimizde kaset çalarlar vardı. Voltmenler vardı. Bakarsınız Voltmen. Oraya ben okurdum böyle utana sıkıla evde anne baba. Kendi sesin mi? Bu çocuk deli midir? Nedir? Değişik bir teknik çıkarıyor. T Te kaç yıldan? 1993'ten bahsediyorum bakın. Kendi kendime düşündüğüm şeyler. Düşününce insan bir şeylere ulaşır zaten sesinizi okuyun. Özellikle tarih dersi ve coğrafya dersi çok fazla ezber gerektiren husus var. Ya oku oraya volkanik set gölleri. Oku oraya. Efendim demir madeninin çıkarıldığı yerleri oku oraya. ilk, ilk Türk İslam devletlerinde efendim hükümdarlık alametleri. 2. Mahmut döneminde yapılan e, yenilikler e, vesaire vesaire. Anladınız siz benim? Sesinizi okuyun. Yatarken kulağınıza takın. Bunu dinleyin. Neden? Sıra dışı ol kardeşim. Zaten sınava Türk hedesinde hazırlanmak sıradan insanın işi değildir. Sıra dışı olman lazım. Çünkü sıra dışı bir sınava giriyorsun. Milyonlarca insan giriyor bu sınava. Normal klasik yöntemlerle gitmen yeterli olmaz. Peki hocam soru çözmekte de... evet soru çözmek tekrardır. Bir kez daha söylüyorum ama yetersiz bir tekrardır. Günlük tekrarı ben soru çözmenizi kastetmiyorum. Onu zaten yapacaksınız. Ayrıca yarım saat konuya bakacaksınız. O özetlere bakacaksınız. Geçiyorum. Başka ne yapabiliriz bundan ilgili Arkadaşlar ee, evet buraya oldukça önemli bir şey not almışım. Arkadaşlar kendinize bir body bulun. Bir eskilerin tabiriyle hayır hah bulun. Kendinize bir ee, ne diyelim ona dava arkadaşı diyeceğim olmayacak. Sınava hazırlandığım bir partner bul. En uygun kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Sınava birlikte hazırlanacaksınız. Birbirinizi motive edeceksiniz. Biriniz düşse diğerini kaldıracak. Siz bununla her karşılaştığınızda tak 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 soru cevap yapacaksınız. Ben bazen görüyorum KPSS hazırlık öğrencileri maşallah sigara iniyorlar. Orada baskın yapıyorum tabiri caizse ne konuşuyorsunuz diyorum. Hocam havadan sudan, havadan sudan konuşmak yok. Konuştuğunuz şeyler lüzumlu olacak. Coğrafya soru cevap yapın. Buradaki zamanı bile değerlendir demek istiyorum. Merdiven altında öyle sigara içmen ne olacak? Oradaki zamanı bile değerlendirmen lazım. Dolayısıyla senin bir partnerin, eskiden ifadesiyle bir hayır hahın, sınava beraber hazırlandığın bir badim vardır. Bakın olacak. Askerde de bu vardır askerliğimizi yapınca herkese bir body zimmetleri. Der ki body'ni seç. Ben birini seçerim o beni seçer neyse ya da komutan eşleştirir. Birine bir şey olursa diğeri haber versin diye. Anlatabildim mi? Aynı tekniği burada da uygulayacağız. Kendinize bir body seçin. O arkadaşla gün içerisinde karşılaşamazsanız bile yatmadan önce Whatsapp'tan mı yaparsın, telefondan mı yaparsın soru cevap yap olayı oyuna dönüştür. Bir ara geldiğin zaman takır 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 soru cevap yapacaksın. Dediğim gibi sıra dışı olacaksınız. Bu da güzel bir efendim tekrar tekniğidir. Sevgili arkadaşlar, e, tekrarla ilgili diyeceklerim bundan ibarettir. Ben bunları hangi vasıfla söylüyorum? Bunları tecrübe etmiş bir insan olarak söylüyorum. Aynı zamanda bir hafıza teknikleri uzmanı olarak söylüyorum. Dolayısıyla akrostiş hafıza teknikleri ve e, soru çözümünün yanında tekrar da önemli bir hafıza tekniğidir diyorum. Nasıl yapmanız gerektiğiniz konusunda... Bazı teknik bilgiler verdim. Umarım bu video sizlere faydalı olur ve sizden şunu istiyorum. Bakın ben pasif insanı sevmem. Ben her alanda size faydalı olmaya çalışıyorum. bu size olan saygımın yanında aynı zamanda kendime saygımın gereği neden ben üreten olmak isterim ve ürettikçe haz alıyorum. Evet geçen bana sorular. Senin has kaynaklarından biri nedir? Kimisi diyor ki ben eşyalarını da haz alırım. İnsanlardan çok bıktım. Her türlü kötülüğü gördüm. Eşyalarıma bakıp haz alıyorum. Ben ürettikçe haz alan bir insanım. Ama sen de pasif kalma, sen de üret. Aktif ol, proaktif ol. Bu videoyu body'ne ulaştır ve bu videonun altına yorum yap. Kendine seçtiğin body kimse, hayır ha ya da kimse videonun altına etiketle ya da ismini yaz. Artık sınava kadar onunla soru cevap tekrarını tamamla diyorum. Evet ben Mehmet Yiğit, yaşadığınız coğrafyalara selamlarımı gönderiyorum. <laughs>